İnsanla tanışın. Bu küçük kahramanımızın yolculuğu ve kendini bulması, mesleğinin ne olduğu ile yakından ilişkiliydi. İnsanın seyahat ve yük taşımasında atın kullanılmaya başlanması ile ata binmek ve onu kontrol edebilmek önemli bir özellikti. Atın varlığıyla birlikte seyislik ve nalbantlık gibi meslekler doğdu ve oldukça önemli hale geldi. Arabaların devrinin başlamasıyla birlikte seyahat ve yük taşıma noktasında atlara ve atlarla birlikte önem kazanan mesleklere duyulan ilgi azaldı. Ancak bu değişimle birlikte lastik tamiri, motor tamiri, araba tasarımcısı, şoför, benzin pompacısı gibi yüzlerce yeni meslek doğdu. Meslek değişimi 150 yıldır devam ediyor. Tüm bu değişim içinde gazetelerin önemli olduğu dünyadan radyoya geçildiğinde radyo ses sanatçılığı gibi meslekler yükselirken televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte bu mesleklerde düşüş yaşandı. Ancak TV sunuculuğu, oyunculuk, haber spikerliği gibi pek çok meslek doğdu. Ne kadar da uzun ve zorlu bir yolculuktu değil mi? Ancak yolculuğumuz henüz bitmedi. Evet, sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesiyle birlikte artık çok popüler olan şoförlük mesleği de tehdit altına giriyor. Oxford Üniversitesi, Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok önemli kurum önümüzdeki birkaç yıl içinde bildiğimiz mesleklerin yavaş yavaş azalacağını ve adını daha önce hiç duymadığımız işler ve mesleklerle karşılaşacağımızı düşünmekteler. İşte o tahminlerden bazıları. Sevgili insan, bildiğin değiştiği için biraz korktuğunu biliyorum. Ancak gerekli becerileri edinirsen yeni meslekler hem fiziksel hem de bilişsel kapasitene çok daha uygun olacak. Hadi şimdi bu yeni mesleklere erişmek için ne tür yetkinliklere sahip olmalısın? Alanın önemli uzmanlarından birinden dinleyelim. Being always on transformation process, having this kind of mindset is the mother of the skills for the future. Your mindset shows, are you reacting to the change happens around you or are you answering this change for now and for the future? Because being reactive brings resistance to the new. Your mindset shows your adaptability. Your mindset shows your agility. Your mindset shows your resilience. There are three milestones in the preparation of the future of work and skill development. The first part is adapting to the future is an art of alignment. We need to align with every newcomer by always developing and expanding our psychological and strategic competencies. Actually, there is not much difference between the mind that reacts to jobs that has changed with horses and around and the mind that reacts to artificial intelligence psychologically and strategically. In the development process of future competencies, the first step is how we look at the change of everything in our minds and how we adapt to this change. The second part of the preparation of the future of work and skill is about the changing nature of the future. The character of the future is uncertain, variable and complex. Multilateral variables affect both the businesses and the future. In such a world, a high consciousness who is capable of many different disciplines will transform the work, will transform the job, will bring a value and serve the ideal future of work. Learning any smart technique will no longer be enough for us in the future. It will be necessary to combine the technical skills with cognitive and social-based skills. The third part that is very important for the skill revolution is the mindset transformation. Skills such as communication, complex problem solving, and strategic and critical thinking are the basic formations that upgrade the skills for the future. Because they are all changed the way of thinking and doing things. Someone who has acquired cybersecurity technical skills will also need to acquire the skill of establishing a safe relationship and communication in a virtual environment so that it turns into an ethical mind. The new job that will create the ethical mind will create a higher value for the future of our life and society and the businesses. Looking at the future competencies is more than just looking at a skill pool. What kind of a job, what kind of life, what kind of geography do we want to live in so that we can raise the profiles that will create this life with the developing technology? Therefore, we need to focus on upgrading minds that have developed psychological and strategic competencies in understanding and adapting to the future on all sides. Sevgili insan, gördüğün gibi mesleklere dair bu değişim masalımız çok da adil, net gibi durmuyor. Bu masalın adil olması için senin değişimi kucaklayan, öğrenmeye meraklı taraflarını hep besleyen bir yapıda olman lazım.